Nasıl olacak siz bu fındık üreticisine 130 lira para verip onları maliyetin altında çalıştırırsan? Ben bu dayıma şey geçiremiyorum ama iyi bir adam. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hep birlikte bugünkü iktidarı engelleyeceğiz. Bir daha kimse Instagram'ı, Twitter'ı, sosyal medyayı engelleyemeyecek. Takabiliriz. Şöyle müsaade edin. Fındık toplamaya geldik. Evet. Mecbur tabii şöyle. Gel yağmur gel. Annem merhaba. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Efendim nasılsın? Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyi misin? Bu yapılan iş düpedüz Karadeniz'e ihanettir. Karadeniz'i açlığa, sefalete mahkum etmektir. Biz bugün mitingimizi aman ağa demeye, testi kırılmadan uyuralım demeye gelmiştik. Sabahın erken saatlerinde testi kırdılar. Biz tabii mitingimiz uyarı ve talep mitinginden tepki ve protesto mitingine dönüşecek ister istemez. Çünkü tabii ki bu fiyatın hızla revize edilmesini talep edeceğiz. Ama bu fiyatlarla sadece fındık üreticilerini değil, fındığın bir milli ürün olarak, bir ihraç ürünü olarak üretildiği kentlere, o kentlerin ekonomisine inanılmaz katkıları olan bir ürün olarak bu kentlerin tamamı etkilenmiştir. Hadi kızlar. Hadi söyle bir dinleyelim. Ben hepsini bilmiyorum ki. Bildiğin kadar söyle, bildiğin kadar. Çünkü o Ümit Hanım daha güzel. Nerede Antalya? Ben ona eşlik etmişsem. Gel gel bacılar. Öne gelin, buraya gelin. Ümit abla. Gel. Ablalar öne gelin. Evet. Sen beni küçümsüyorsun ama. Canlar bir rahat olsun. Toplayan kızlar fındık kazanamazsın. Fındık toplayan kızlar fındık dalda kalmasın. Fındık toplayan kızlar fındık çığlar almasın. Fındık toplayan kızlar başa çığlar almasın. Bu kadar. Başakçı ne demek başakçı? Sonlama. Tamam. Bırakırsan sonra o giriyor, topluyor onları. Başak ediyor. Evet. Evet. Başak diyoruz. Öyle diyoruz, evet. Başak. Yavaş çek, çek. Yavaş, dikkat et. Tamam, yavaş. Yavaş yavaş şöyle. Ya, çek, 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 çek. Tamam, tamam. Hah, gel. Var var. Ben bu dayıma şey geçiremiyorum ama iyi bir adam. Kimin? Bizim hakkımızı savunun, fındık hakkımızı. Tabak getirir misin hanımla? Tabak. İnadına şey gibi. Ahmetcan. Tabak. Valla biraz şey oldu. Servis tabağı olur. Ölmüşlerimizin ruhu için, bakide kalanların selameti için, şuraya toplanan şu cemaatimizin de bütün ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için el-Fatiha. Evet, bugün fındık emekçisinin hakkını savunmak için miting yapacaktık. Aylardır fındık fiyatı açıklamayan hükümet tam bizim mitingden saatler önce fiyat açıkladı. Sanki çok bir fiyat açıklamış gibi herhalde bizim mitingin önünü kesmeye çalıştı. Fakat açıkladığı fiyat yine maliyetin altında kaldı. 132 lira fiyat verdi. Bu yerine göre bu bölgede maliyet zaten 140 lira. Şimdi verdiği fiyat 4 doların bile altında. Buralarda maliyetler çok yüksek. Mesela şu dibin tırpan vurulması geçen seneye göre 2 kat. İşçi maliyetleri 2 kat. İlaç, gübre 2 kat. Geçen sene 84 liraydı. Aynı enflasyon oranında verse buradaki maliyet açısından 160 liradan aşağı olmaması lazımdı. Şimdi bu aradaki farkı millet emeğinden verecek. Her taraftan fındık üreticisi kıskaca alınmış durumda. Nasıl daha fazla elinden ekmeğini alırız? Bunun gayret içerisinde. Uluslararası kartel ayrı yandan çalışıyor. Türkiye'deki uzantıları ayrı yerden çalışıyor. Ve maalesef olan bu fındık üreticisinin emeğinin hakkına oluyor. Eyvallah.
içerisindeydim. Üreticinin kendi oradaydı. Maliyet 140 liradan aşağı değil dedi. Biz en az 160 lira olsun. Hatta Trabzon milletvekillerimiz 180 liranın altında o coğrafyayı kurtarmayacağını, o zorlu coğrafyayı kurtarmayacağını söylediler. 165 liradan aşağı bir fiyat gerçekten kabul edilebilecek bir fiyat değildi. Ama birileri utanmadan, sıkılmadan, erinmeden 130 lira fiyat açıkladılar. Yazıklar olsun onlara, yazıklar olsun. Tayyip Bey, ben söylemiyorum. Giresun söylüyor. Ben söyletmiyorum. Sen söyletiyorsun. 130 liraya fındık sat diyorsun. Onlar da erken seçim diyorlar. Hadi bakalım. Son söz, son söz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hodri meydan, işte meydan, işte Giresun. Eğer verdiğin 130 liraya güveniyorsan, 130 liraya fındık satılır, Giresunlu geçinir diyorsan, haftaya cuma benim yaptığım gibi gel bakalım bu meydanı doldur. Gel burada miting yap göreyim. Gel miting yap. Rize'de çay üreticisinin karşına çıkamayanlar, Giresun'da fındık üreticisinin yanına varamayanlar, emeklinin emekçinin yüzüne bakamayanlar artık iktidarın sonuna gelmiş demektir. Artık bunlar gidiyor, halk geliyor, halkın iktidarı geliyor, Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Sizinle de şu anda erişilemediği görülüyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Instagram konusunda bir küresel saçmalık, bir de ulusal saçmalık yaşanıyor. Küresel saçmalık, Meta denen Instagram'a Facebook'un sahibi olan kuruluşun Haniye ile ilgili paylaşımlardan dolayı o paylaşımlara kısıtlama getirmesi. Ulusal saçmalık da bunu protesto etmek için Instagram'ın tamamen kapatılması. Bu kararların ikisinin de kabul edilebilir tarafı yok. Bu tip bir hizmet sağlayıcının, böyle bir sosyal medya ortamının kendi ülkesinin çıkarlarını ya da kendi ülkesinin eleştirildiği durumda özgürlükleri kısıtlaması kendi bindiği dalı kesmektir. Orası bir özgürlük ortamı. Her fikir özgürce ve kısıtlanmadan, suç işermedikten sonra paylaşılabilmeli. Bunu kısıtlayan Meta da yanlış yapıyor. Ama bunu görüp de buna misilleme yapmak için Instagram'ı, dünya kadar insan oradan haberleşiyor, oradan ticaret yapıyor, oradan sipariş veriyor ve dünya kadar genç Türkiye'de Instagram'ı kullanıyor ve buna kısıtlama getiriyorsunuz. Tamamen saçmalık, tamamen yanlış ve bu kararı hangi kafa nasıl alıyor? Mesela bu kararı alıp da nerede ilan ettiniz? Bu karara hangi yargı merciinde nasıl itiraz edecek? Bunların düzenlemeleri yok ortada ve tamamen kabul edilemez sansürcü bir zihniyet. Bunu yapanlar gerçekten çağ dışı insanlar.